In 2 days, we will go back to a land where we are not equal. I am living under a civilian law, and Bassel is under military law. We live 30 minutes from one another, but I have voting rights, and Bassel is not having voting rights. I am free to move where I want in this land. Bassel is, like millions of Palestinians, locked in the occupied West Bank. This situation of apartheid between us, this inequality, it has to end. Yuval Abraham ve Bazel Adra'nın yönetmenliğini yaptığı Başka Ülke Yok belgeseli 74. Berlin Film Festivali'nde 2 ödül aldı. Belgesel, İsrail zulmünü bir mahallede yaşananları anlatarak gözler önüne seriyor. Ödül konuşmaları dünya çapında yankılanmıştı. İşgalci İsrail yönetiminde yaşanan hayatı anlatan ikili yalnızca bununla kalmadı. Aynı zamanda gazetecilik yapan Yuval Abraham, uluslararası yankı uyandıracak ve dünya savaşları için yepyeni bir endişe alanı oluşturacak bir meseleyi gündeme getirdi. Yapay zeka silahlanması. İsrail ordusunda bağlantıları olan Abraham, ordunun yapay zekayı çok uzun süredir nasıl kullandığına dair araştırmalar yaptı ve ordu istihbaratından bu silaha dair aldığı bilgileri Artı972 adlı sitede yayınladı. Makalede, İsrail'in soykırım işlerken yapay zekayı nasıl kullandığını, hedeflerini nesneleştirerek nasıl insanlık dışı bir sistem kurulduğunu ve yapay zekanın tüm dünya için nasıl bir tehlike olduğunu anlattı. Birçok kanala röportaj vererek bu bilgileri detaylandıran Abraham, Gazetecileri Koruma Birliği adlı bir oluşum tarafından korumaya alındı. İşgal altındaki topraklarda sivil hayatına devam ederken ordunun sansürü izin verdiğince yapay zeka silahlanması hakkında konuşmaya devam ediyor. There are some things that I can say and other things that I cannot say. You know, we as Israeli journalists are subjected to the military censor. So everything that I have published had to be vetted by the military. So my knowledge is partial. So I've spoken to 7 Israeli intelligence officers. Some of them current, some of them former intelligence officers. All of them took part in wars against Gaza, in bombing campaigns, whether right now or in 2021, 2022. And 2014. Nisan ayında yayınlanan makale, yapay zeka sisteminin nasıl işlediğini detaylıca anlatıyor. Sistemin adı Levanta. Levanta yalnızca hedef seçmekte değil, bu hedefin nerede ve ne tür bir silahla öldürüleceğini de seçiyor. Her yapay zeka sisteminde olduğu gibi iddiası hatasız ve insan kontrolüne muhtaç olmayan sonuçlar üretmek değil. Ancak İsrail ordusunun hata payını önemseyecek kadar ahlaki temelleri olmadığını tüm dünya biliyor. Peki Levanta denen bu sistem hedefleri ve silahları neye göre belirliyor? Hedef belirlemek ve hedefleri kategorize etmek için sistemde çok fazla verinin bulunması gerekiyor. Bu veriler İsrail'in işgal ettiği her yerde kullandığı MOBESE kameraları aracılığıyla toplanıyor. Kameralar her yerdeki insanların yüzlerini, yaşlarını, konumlarını biriktiriyor. Dolayısıyla her an herkesin nerede olduğu kayıt altında oluyor. Bunun için tehlike teşkil etmek gerekmiyor. En sıradan insanların, Filistinli olmayan Yahudi yerleşimcilerin her hareketleri de kaydediliyor. Çok veri demek, çok güç demek. Bu bilgiler Levanta sisteminde toplandıktan sonra sınıflandırılıyor. 4 başlıktan oluşturulan sınıflandırma hedef seçiminde kullanılıyor. 1. sınıf taktiksel hedefler. Bu hedefler silahlı üsleri, silah depolarını ve toplanma merkezlerini belirliyor. Bu alanları vurmakla hedeflenen şey insan zayiatı değil, askeri kaynakları yok ederek direnişin silahlı gücünü zayıflatıp yok etmek. 2. sınıf yeraltı hedefleri. Adından anlaşıldığı gibi bu hedefler yeraltı tünellerinden oluşuyor. Direnişçilerin en büyük kozu olan tüneller haberleşme ve MOBESE kameralarına yakalanmadan hareket alanı oluşturuyor. İsrailli esirlerin bu tünellerde tutulduğunu görmüştük. İsrail ordusu da tünellerin gizliliğinden faydalanıyor. Şifa Hastanesi'ni vurmasının sebebi olarak altında tüneller olduğu iddia edilmişti. Bu bahanenin yalan olduğu da kısa sürede ortaya çıkmıştı. Sistemin hedeflerinin 3. sınıfı Hamas üyelerinin evleri. Hedefleri üslerde veya sokaklarda değil, özellikle aile evlerinde yakalamayı tercih ediyorlar. Bunun sebebi de hedefi tüm ailesiyle beraber öldürmek. Hamas'ın liderlerinden İsmail Haniye'nin oğulları ve torunlarının öldürüldüğü haberini aldığı görüntüleri tüm dünya izlemişti. (Gülüyor)
Allah istedi. Allah istedi. Allah istedi. Allah istedi. Yani inşallah. Sınıflandırmanın dördüncü ve en önemli bölümü de güç hedefleri olarak adlandırdıkları alanlar. Bu sınıfa sivil yaşam alanları, toplanma alanları ve de korunma kampları dahil. Yani sivilleri vuran kategori. Abraham'ın açıkladığına göre ordudaki kaynakları bu sınıfın en çok hedef seçilen sınıf olduğunu, Hamas üzerinde sivil tehlike baskısı oluşturmak ve Filistin halkına korku salmak için kullanıldığını söylüyor. The military defines power targets as residential high-rise buildings. So they have 8 floors, 12 floors, 14 floors. And the official military's claim is that in each of these buildings there is military target that merits, that legitimizes bombing down the entire building. However, according to three sources in Israeli intelligence that I've spoken with, who have a deep knowledge of this tactic, who have been involved with bombing power targets, they say that the idea of power targets is to purposely attack buildings that have all of these civilian apartments in them in order to put pressure on Palestinian civilian society in Gaza, which is then translated to pressure on Hamas, civilian pressure on Hamas. I've heard this term several times in my conversations with intelligence sources. Hedefler belirlendikten sonra Habsora isimli yazılım bu hedefler için uygun silahları seçiyor. Hedef için uygun silah ne demek? Yazılım tarafından önemli bulunan hedefler özel silahlarla vurulurken, önemsiz bulunan hedefler için kendi söylemleriyle uyduruk silahlar kullanıyorlar. Bunun sebebi de silahtan tasarruf etmek. Çünkü bu sistem o kadar çok hedef belirleyebiliyor ki ordunun silahlarını sınıflandırması gerekiyor. 2021'de yapay zeka ile bulunan hedef sayısı toplam 50'ye yakınken 7 Ekim'den beri günde 50 hedefe kadar çıkıyor. Bunun sebebini de politik baskı olarak açıklıyorlar. This shock effect is the way Israel views its war tactic against these organizations, and part of that is trying to accelerate the creation of targets. Now, in 2014, which was the previous biggest Israeli assault on Gaza, according to sources that I've spoken with, the Israeli military ran out of targets after roughly 3 weeks, and that operation lasted for 50 days. And sources have described a sense that in previous operations, that the military just runs out of targets to bomb, and alongside that, there is some political pressure or some need to continue the war, to create a victory image for the Israeli public, to work, you know, to apply more pressure. And I think this increasing use of artificial intelligence, this acceleration of target creation, in part is a response to that problem, to running out of targets. Yani hedefler tükeniyor ama işgalci iktidar ve ortakları daha fazla insanın öldürülmesini istiyor. Bunun için de hedefler için belirledikleri kriterleri genişletiyorlar. The rate of creating the targets is now faster than the rate that Israel is able to bomb the targets. And in this target division, according to the army's sources, already 12,000 targets were created during this war in this target division. Using these artificial intelligence tools, which is too much, two times as many targets as were bombed in the entirety of the 2014 war, which lasted for 51 days. Sistem sözde Hamas üyelerini bulmak için kullanılıyor ama Hamas üyesi olma kriterleri arasında o kadar sıradan şeyler var ki sokakta yürüyen herhangi birini elinde telefon olması sebebiyle bile Hamas üyesi olarak algılıyor. Politik baskı, yani daha fazla insan katletme isteği yüzünden kriterleri komik seviyede sıradanlaştırdıklarını kabul ediyorlardı. Hedefi seçen sistem hedefini bulduğu yerde değil, aile evinde tüm ailesiyle birlikte öldürüyor. Abraham'ın istihbarattan aldığı bilgilere göre sistemin %10'luk bir hata payı var. Yani öldürülen 100 insandan 10'unun hatalı hedef olduğu biliniyor. Kalan 90'ı doğru hedef mi? Onun içinde yapay zekanın seçtiği hedefi insan kontrolünden geçirdiklerini iddia ediyorlar. Bu insan kontrolü de yalnızca tek bir kriter içeriyor. Hedefin erkek olması. Yani sözde bir uzman seçilen hedefi kontrol ederken erkek olup olmadığına bakıyor ve eğer erkekse bir aylık bir bebek bile olsa hedefi hatasız kabul edip vuruyor. So what sources told me is that the protocol in the places that they were in the IDF, was to check, the only check that was in place was to listen if the targeted individual it has a male voice or a female voice. And if it's a female, they said the machine for sure made a mistake because it's not supposed to mark women. There are no women who are militants. But if it's a male, they were to accept Lavender's recommendation without needing to
look at it without needing to look at the raw intelligence data. And one source I asked him, he claimed he bombed dozens of houses every day based on these recommendations in the beginning. He said 40, 50 houses a day that he authorized. And I asked him, how much time did you spend before bombing a house that is often killing a Palestinian family? And he told me, and this is a quote, he said, roughly 20 seconds. It does not take a long time to figure out if somebody has a male voice or a female voice. And I've heard that criteria, male or female, from more than one source. Buna ek olarak her vurulan hedef için etrafında bulunan sivillerin yanlışlıkla ölümü, yani ikincil hasar olarak da 20 kişinin öldürülmesine göz yumuyor. İddia bu şekilde, ancak bu sistemle öldürülen hedeflerin oluşturduğu ikincil hasarın 300 kişiye kadar çıktığı da kanıtlandı. Bu %10'luk hata payı ve ikincil hasar kategorisinde yalnızca Filistinliler değil, İsrailli yerleşimciler ve askerler de var. Yani bir hedefi öldürmek için 300 kişiyi daha öldürmek, hatta kendi askerlerini de öldürmek bile göz ardı ediliyor. Tabi buna göz ardı etmek demek ne kadar doğru olur? Oturup düşünmeli. İsrail ordusunun tek hedefinin daha çok insan öldürmek olduğu gün gibi açık. One of the sources told me, he said the machine did it in a cold way. He said everybody lost people on October 7th. You know, the fact that we relied on the machine so much, on a statistical mechanism, you know, it made him feel comfortable. 7 Ekim'den başlayarak yapay zeka sistemini kullanan İsrail, dünya çapında sorular uyandırdı. Halihazırda savaşlar yaşayan ülkeler, yapay zekayı savaşlarda kullanmak konusunda belli kurallar getirilmesini talep etti. Yapay zekanın savaşta bir tarafa kazandırabileceği en temel şey hız. Hedefleri, silahları hızlıca seçmek, insanların yerini hızlıca bulmak. Bunlar neden hızlı olmalı? Katliam hızlı olunca barış erkenden mi gelir? Daha çok insanın daha kısa sürede öldürülmesi işgali kolaylaştırıyor mu? Ve uzun zamandır soruların en önemlisi, İsrail'i kimse durdurmayacak mı?